İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan'ın röportajı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Zareh Sinanyan ile görüştü. Azerbaycan-Artsakh çatışması 34 yıl önce bugün. Artsakh'ın Herher köyü yaşamaya devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Kilikya'da tarihi Sabunhane binası müzeye dönüştürüldü. Drndez, Haykazunların en güzel bayramlarından biri. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Bugün 14 Şubat Arjantin saatiyle 19'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin'deki konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, Espacio Armenio radyo programına bir kez daha röportajda bulunarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin endişe verici durumu ve seferberlik konu çerçevesinde kendi çalışmalarına devam edecek. Aşağıdaki linkten canlı olarak bize katılabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Fransa'daki Ermeni örgütlerinin temsilcileri Paris'teki Circle de Nyon Antalya'da Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Başkomiseri Zareh Sinanyan ile bir araya geldi. Görüşmede Fransa-Ermenistan Cumhuriyeti ilişkilerindeki gelişmeler ele alındı. Artsakh'ın Stepanakert, Mardakert, Askelan ve Hadrut bölgelerinde 12 Şubat 1988 tarihinde yapılan parti ve ekonomik varlık toplantılarına katılanlar açık bir şekilde Artsakh'ın ana Ermenistan Cumhuriyeti ile yeniden birleşmesi lehinde konuştular. Bu bağlamda Kaçar Bilim Merkezi adlı STK Başkanı, Tarih Bilimleri üyesi doçent Mıher Harutunyan özellikle şunları kaydetti. Şubat ayının ilk 10 gününde bir sonraki Artsakh heyeti Moskova'da yeni bir misyon yürütüyordu. O sırada Azerbaycan Sovyet Sosyal Cumhuriyeti liderliğinin Artsakh Ermenilerinin haklı sesini susturmak için tehditkar adımlar attığı öğrenildi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Herher köyünün muhtarı Arman Aleksanyan yaptığı açıklamada Herher köyünde 578 kişinin yaşadığını ve başlıca uğraşlarının ise tarım olduğunu ifade etti. Muhtar Aleksanyan, köyün 250 hektar ekilebilir arazisi var. Hayvancılıkla uğraşanlar da var. Büyükbaş hayvanların sayısı son yıllarda biraz azalmış durumda. Domuz yetiştiriciliği geliştirildi. Halk arasında bağcılıkla uğraşan çok sayıda insan var, dedi. Ona göre Herher köyüne yerinden edilen 33 kişiden oluşan 5 aile yerleşti. Ücretsiz konutta kozmetik onarımlardan sonra yerinden edilmiş diğer yurttaşlara sağlanacak yaklaşık 30 ev var. Köy muhtarına göre okulda 84 öğrenci okuyor. Bir spor salonu da inşa edildi. Maalesef anaokulumuz yok. Köy içi yolların %60'ı asfaltlanmış, köyü karayoluna bağlayan yol da asfaltlı durumda. Köyde yeni inşa edilmiş bir köy merkezi ve Tufenkyan Hayırsever Vakfı tarafından yenilenmiş bir sağlık ocağı mevcut. Sabun üretimiyle adından söz ettiren Batı Ermenistan'ın Kilis'teki tarihi Sabunhane binası, restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak kent turizmine hizmet ediyor. Arkeoloji ile etnografya bölümleri olan Kalkolitik, Tunç, Demir Çağları, Roma-Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bina, sabun üretimini anlatan eser ve yapım aşamasını tavsiye eden canlandırmaların yer aldığı müze olarak faaliyet gösteriyor. 1880'li yıllarda inşa edildiğinde Kilis'in en büyük zeytinyağı ve sabun imalathanesi olan bina 1960'a kadar bu alanda hizmet verdi. Sonraki senelerde teknolojinin gelişmesiyle bir anlamda kaderine terk edildi. Drndez, Ermenilerin en güzel bayramlarından biridir. Adı atır ve des kelimelerinden gelir. Kelimenin tam anlamıyla ateşe verilen çimen anlamına gelir. Atır ateş, dez kuru ot yığını. Ermeni geleneğine göre Drndez'de gök ve yer öpüşür. Sevgililerin ve yeni evlilerin bayramı olarak kabul edilir. Geleneğe göre kaynana geline ateşi gösterir ve ateşin üzerinden atlatarak onu temizler, anneliğe hazırlar. Aşıklar ise birbirleriyle ateşin üzerinden atlar, aşklarını arındırır ve kutsallar. Ateş, aşk, tutku, sıcaklık unsuru olarak kabul edilir. Bayramın Arife gecesi 14-15 Şubat, gençler müstakbel aşkını rüyada görmek umuduyla tuzlu ekmek lokması yerler. şimdi kilise tarafından kabul edilmeyen bir gelenektir. Bayram Horotis ayının Hrant gününde kutlanır, 15 Şubat. Bayramın himayecileri tanrılar Cesur Vahag'ın ve Mıher Barepar'dır. Hristiyanlık kabul edildikten sonra ulusal etnik Ermenilere karşı bir mücadele başlarken Drndez'i yasaklamak için girişimlerde bulunuldu. Ancak genler kazandı ve kilise yeni bir açıklama icat etmek zorunda kaldı. Bayramın anlamı karıştı. Nedense 13 Şubat'ta kutlanmaya başlandı ve Diyarmtaraç olarak yeniden adlandırıldı. Daha sonra batıdaki sevgililer gününe karşı savaşarak gerçek Ermeni kültürüyle hiçbir ilgisi olmayan Subsarkis bayramı yaratıldı. Haykazunların ne Diyarmtaraç, ne Subsarkis günü, ne de Valentin bayramı vardır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1907-1989 yılları arasında yaşamış olan Gusan Aşot'un solist Susanna Tankyan tarafından seslendirilen "Ah im yarın ure" adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.